Tiroid nodülünün belirtileri nelerdir? Bir başka deyişle tiroid nodülü nasıl belirir? Nasıl anlarız biz bir tiroid nodülümüz olduğunu? Tiroid bezi, hatırlamak için söylüyorum, boynumuzun ön alt kısmında yer alan bir bez. Ve bunun içindeki bir yumruğu bazen dışarıdan da görünebilir. Ama kimlerde görünür? Çok zayıf kişilerde ya da çok büyük bir yumruğu varsa görünebilir. Çok kısa kalın bir boyun düşünün. Tiroid bezi zaten belki daha göğüs boşluğuna doğru girmiş. Onlarda hiçbir şey göremeyebilirsiniz. Ama belirtilerden bir tanesi gözle görünmesi. Bu arada şunu da belirtebilirim ki gözle gördüğünü söyleyen birçok kişi ya da başkasının yorumunu getiren birçok kişi aslında yanılmakta. Ama yine de bunu kulağımızın bir kenarına koymamızda yarar var. Gözle görülebilir. İkinci bir belirti, bazen çok büyüyerek nefes borusuna basar. Çünkü tiroid bezi hemen arkasında nefes borusu var. Ve düşün ki bir nefes alamayacak duruma kadar getirebilir bazen. Yani o tiroid bezindeki nodül çok büyümüşse 3, 4, 5 santimlere ulaşmış nodüller bunu yapabiliyor. Bazen daha da büyük tiroid nodülleri görebiliyoruz. O halde ikinci bir durum nefes almak ile ilgili bir şeyler. Daha nadiren ama yine de daha saldırgan tabiatlı da nodüller. Çünkü her nodül sessiz sessiz böyle oturup yavaş yavaş büyümüyor. Bazen büyürken etrafı da oraya buraya saldırarak büyüyor. İşte o saldırgan tiroid nodüllerinin çevredeki kritik oluşumlara zarar verebildiğini biliyoruz. Bunun tipik örneklerinden birisi ses tellerine giden bir sinir vardır. Ses tellerine komut veren, ses tellerini çalıştır, yani ses çıkar ya da çalıştırma, nefes almaya yardımcı olur şeklinde komutlar veren bir sinir vardır ve tiroid bezinin hemen yanı başındadır. İşte o sinir bazen böyle bir nodül tarafından saldırıya uğrar, çalışamaz hale gelir. O halde bir başka belirti ses kısıklığı olabilir. Ancak şimdi bu üç ana belirtiyi hatırlayacak olursak, dışarıdan görünen bir yumruğu, nefes alma güçlüğü, ses kısıklığı. Bunlardan bir tanesi, belki iki tanesi, belki üç tanesi bir arada çok nadir görülüyor ve sıklıkla bunlara aslında başka sebepler yol açıyor. Yani tiroid nodülü özetle aslında kendisini pek de belirtmeyen bir oluşum. Tiroid nodüllerin büyük bir kısmı artık tesadüfen yakalanır.